Herkese merhabalar. Ben Metin Menteşe. Yaklaşık 8 yıldır makine mühendisi olarak özel sektörde çalışmaktayım. Yeni mezun olmuş arkadaşlara ve makine mühendisi olmak isteyen arkadaşlara tecrübelerimden bahsettiğim video serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda makine mühendisi ne iş yapar onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bu soru çok karşınıza çıkıyor. İnsanlar soruyorlar makine mühendisi ne iş yapıyor diye. Sen fabrikada ne iş yapıyorsun diye. Çoğu mühendis de mezun olup işe girene kadar ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Çünkü çalışma alanları çok geniş, çok farklı alanlarda çalışabiliyor makine mühendisi. İşe başlayana kadar biraz böyle sürümcemede kalan bir konu oluyor. Ben de genel olarak bu videoda onlardan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bence bir mühendisin yaptığı iş genel olarak çözüm üretmek. Bazen bir makinenin problemini çözmek, bazen fabrikadaki iş akışındaki bir problemi çözmek, bazen tedarik sürecindeki bir problemi çözmek, bazen tasarım sürecindeki bir problemi çözmek veya elemanlarınızın arasındaki bir problemi çözmek. Bunun gibi problemleri çözmekle geçiyor bir makine mühendisinin iş hayatı. Genel olarak bir fabrikada insan kaynakları ve muhasebe hariç neredeyse bütün bölümlerde makine mühendisi çalışabiliyor. Yani üretim planlaması olsun, ürün geliştirme olsun, makine tasarımı olsun, makine bakımı olsun, imalat planlaması olsun, satın alma süreci olsun, ürün satışı olsun, kalite süreçleri olsun. Fabrikanın her bir bölümünde makine mühendisi çalışabiliyor. Üniversitede aldığımız dersler bazen bu yaptığımız işte çok uyumlu olmuyor. Yani 4 sene boyunca aldığımız dersleri bazen hiç kullanmıyorsunuz. Bu da şundan oluyor. Makine mühendisi yani çalışma alanı çok geniş olduğu için ve ilgi alanları da çok geniş olduğu için 4 sene boyunca bunların hepsinden bahsedilemeyeceği için genel problemlerden bahsediliyor. Mesela diyelim talaşlı imalat yapan bir yerde çalışıyorsanız hani akışkanlar mekaniği çok işinize yaramayabilir veya çok yüzeysel yarar. Ama pompa yapan bir firmada çalışıyorsanız, pompa üreten bir yerde çalışıyorsanız hani akışkanlar mekaniği dersini çok fazla kullanmanız gerekiyor. Veya iklimlendirme ile ilgili bir iş yapıyorsanız burada da ısı transferi dersinden sıklıkla ayarlanmanız gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Hani nasıl yapacağız biz diye düşünüyorsanız. Diyelim herhangi bir iş yerine başladınız. Mesela tasarım mühendisisiniz. Çelik konstrüksiyonla ilgili şeyler tasarlıyorsunuz. Burada mukavemet dersini bolca kullanıyorsunuz veya statik dersini. Tabii şirketler pratik olması için bu formülleri basitleştirmiş. Hani kendi tecrübelerini de katarak kendilerine göre formüller yapmış. Hani o derslerde gördüğümüz kadar zor formüller çözmüyorsunuz genelde. Ama bazen karşınıza çıkabiliyor. Hani kitaplardan açıp veya internetten araştırmalara bakıp problemleri çözmeniz gerekebiliyor. Bu da şu şekilde özetleyecek olursak. Siz bir fabrikada işe girdiğinizde veya çalışmak istediğiniz bölüme karar verip orada işe başladığınızda tecrübelendikçe o konuyla ilgili zaten kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinizi geliştiremezseniz sizi çalıştırmıyorlar. O yüzden bazen üniversitede aldığınız derslerden hiçbirisini kullanmıyorsunuz. Bazen de neredeyse hepsini kullanabileceğiniz bir işte çalışabilirsiniz. Genel olarak bir konuda uzmanlaştığınızda yıllar ilerledikçe işiniz daha kolay oluyor. Diyelim vinç üreten bir firmadaysanız mukavemet dersi, makine elemanları, dinamik dersini kullanmak zorunda oluyorsunuz. Ama vinç üreten bir yerde ısı transferi ile ilgili neredeyse hiç problem çıkmıyor karşınıza. Bundan bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi diyelim mezun oldunuz bir fabrikada az önce bahsettiğim gibi İmalat da yapabilirsiniz. Yani imalat mühendisi de olabilirsiniz. Bakım mühendisi de olabilirsiniz. Üretim planlama mühendisi de olabilirsiniz. Kalite mühendisi de olabilirsiniz. Satın alma mühendisi de olabilirsiniz. Ya da satış mühendisi de olabilirsiniz. En başta bahsettiğim gibi hep karşınıza çıkacak problemleri çözmekle geçecek zamanınız. Diyelim imalat mühendisi oldunuz. İmalatla ilgili problemleri çözüyorsunuz. Size bir imalat takvimi geliyor. İşte günlük veya haftalık ya da aylık yaptığınız işe göre. Siz bu üretim planına uymaya çalışıyorsunuz. İşte burada İşçi planlamasını yapıyorsunuz, makine tesisat planlamasını yapıyorsunuz veya makine bakım sürelerine göre üretimin planlamasını ayarlamanız gerekiyor. Ve üretim yaparken karşınıza çıkacak olan problemleri, aksaklıkları çözmeniz gerekiyor. Önceden önlemler almanız gerekiyor. Veya bir üretim sırasında üretimi hızlandırmak için çeşitli çalışmalar yapmanız gerekebilir. Ya da bakım mühendisi olarak çalışıyorsanız da işçi planlamasını yapmanız gerekiyor. Veya bakım için ön hazırlıkları yapmanız gerekiyor. Yedek parça teminini yapmanız gerekiyor. Bazı eskiyen, kırılan parçalar yerine yenilerini imal ettirmeniz gerekiyor. Ya da bakım planına göre işte hem yedek parçaların hem işçilerin planlanmasının takip edilmesi gerekiyor. Ve bir iş verdiğinizde bir elemanın da işi bitirip bitirmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. İşin düzgün olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yaptığınız bakım sonunda bakımın performansını değerlendirmeniz gerekiyor. Diyelim kalite mühendisi olarak çalıştığınızda da üretilen ürünün kalitesini siz kontrol ediyorsunuz. Sizin şirketin veya TSE'nin standartlarına göre ya da başka standartlara göre çalışıyorsanız o standartlara göre ürettiğiniz malın kontrollerini siz yapıyorsunuz. Hem ölçü kontrolü, hem malzeme kalite kontrolü, işte sertlik kontrolü, ömür kontrolü gibi firmaların ürettiği
ürünlere göre kontrol standartları var. Onlara uymanız gerekiyor. Ya da satın alma mühendisiyseniz size verilen parçaların en ucuz bir şekilde, en hızlı bir şekilde tedarikini sağlamanız gerekiyor. Yani genel olarak size bir iş veriliyor. Bu verilen işin düzgün bir şekilde yapılması için gerekli olan tüm adımları sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Makine tasarımı yapıyorsunuz diyelim. Orada da müşterilerin isteklerine göre veya sizin standart ürettiğiniz bir ürün varsa o ürünün standartlara uygun halde üretilmesi için parça tasarımı yapıyorsunuz. Bazen birebir aynı makinenin imalatı verebilirsiniz veya müşteri farklı bir şey istemişse tasarım üzerinde değişiklik yapıp o şekilde imalatı verilmesiyle ilgili süreçleri kontrol etmeniz gerekiyor. Veya Ar-Ge mühendisiyseniz de işte herhangi bir problemi ya da yeni yapılacak ürünle ilgili araştırmaların, imalat süreçlerinin kontrolünü, takibini sizin yapmanız gerekiyor. Yani genel olarak baktığımızda bir mühendis verilen işin düzgün bir şekilde yapılmasıyla ilgili kontrolleri, iş planlamasını, işçi planlamasını ve satın alma tedarik süreciyle ilgili kontrollerin yapılmasını ve üretimin yani ürünün ortaya çıkmasıyla ilgili kontrollerin, süreçlerin takip edilmesini yapan kişi oluyor fabrikalarda. Olarak şöyle özetleyebilirsem, diyelim bir kalem üreteceksiniz. Bu kalemin üretimiyle ilgili eğer siz sorumlu mühendisseniz, üretim mühendisi sizseniz, bunun işte kalemin içindeki mürekkebin alınmasından, ucundaki metal kısmın tedariğinden, işte dışındaki plastik kısmından, üzerindeki yazısına kadar her türlü süreci takip ve kontrol etmeniz gerekiyor. Tabii her fabrikada hani bir kalemden veya herhangi bir makineden, bütün her şeyden sorumlu olacak mühendis siz olmayacaksınız. Yani zaten buraya geldiğinizde hani genel müdür ya da fabrika müdürü bu süreçleri kontrol edecek kişi. Siz sadece diyelim işte kalemin ucundaki metal kısmın üretilmesiyle ilgili mühendissiniz. Onunla ilgili şeyleri takip etmekten sorumlu oluyorsunuz. Genel olarak bir fabrikada çalışma şekli bu şekilde oluyor. Özetleyecek olursam da şu şekilde size verilen iş planına, size verilen göreve göre işleri takip edip verilen sorumluluğu çalışarak yerine getirirseniz rahatça işinizde başarılı olabilirsiniz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz şey de olursa yorumlara yazarsanız cevap vermeye çalışırım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.